Günaydın sevgili izleyicilerimiz ve bizleri İçel FM'den dinleyen sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 5 Şubat Salı ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni günün huzur, mutluluk ve tabii ki en önemlisi sağlık getirsin istiyoruz. Ve manşet programına böylelikle başlamış oluyoruz. Ben Tekin Narşap. Evet sevgili izleyicilerimiz ve bizleri İçel FM'den dinleyen sevgili dinleyicilerimiz. Bugün de gündemi değerlendireceğiz. Gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Yerel ve ulusal gazetelerimizin ilk sayfalarını paylaşacağız. Tabii biliyorsunuz her zaman olduğu gibi aziz şehitlerimizi unutmuyoruz. Aziz şehitlerimizin hatırasına saygı duyduğumuzu, unutmadığımızı, unutmayacağımızı bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Gazilerimize sonsuz şükranlarımızı iletiyoruz. Yaralarımıza acil şifa dileklerimizi iletiyoruz. Görevleri başındaki tüm Mehmetçiklerimize, polis teşkilatına ve tüm güvenlik güçlerimize de buradan selam ve sevgilerimizi, dualarımız eşliğinde yolluyoruz. Evet bugün de gündemi değerlendireceğiz. Bugün Salı, siyasi partilerin grup toplantıları olacak. O nedenle bugün programımızı biraz daha erken bitireceğiz. Çünkü siyasi partilerimizin grup toplantılarını sizlere canlı olarak aktaracağız. Tabii sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı yok. Ama diğer partilerin grup toplantıları bugün sizlere aktarılacak İçel TV ekranlarında. Sevgili izleyicilerimiz tabi biliyorsunuz elektrikle ilgili okuma bedeliyle ilgili birçok sıkıntılar, sorunlar, herkes bir şeyler, yorumlar yaptı. Okuma bedeli, kimisi kardeşim Ferrari ile mi gidiyorsunuz bu kadar yüksek rakamlar diye sordular. Elektrik kurumu bugüne kadar sessizliğini koruyordu ta ki düne kadar yanılmıyorsam. Dün bir açıklama gördüm, bir yazı okudum. Sosyal medyamda da paylaştım hatta. Elektrik dağıtım bedeliyle ilgili dağıtım bedelleri neden yüksek? Kim vermiş buna cevap? Enerjisa'nın iddia öyle. Enerjisa'nın CEO'su. CEO cevaplamış. Ne demiş biliyor musunuz? Türkiye'de elektrik dağıtım firmaları son zamanlarda dağıtım bedelleri yüzünden vatandaşların tepkisine neden oluyor. Dağıtım bedelinin faturalara yansımasına vatandaşlar sosyal medyada dağıtımı Ferrari ile mi yapıyorsunuz da bu kadar yüksek oluyor eleştirileri yöneltiliyordu. Ve Enerjisa CEO'su Ziya Erdem bu konuya açıklık getirdi. Ağustos ayındaki kur saldırısından sonra vatandaşların bu konudan daha çok şikayetçi olduğunu belirten Erdem, biz faturaları Ferrari ile dağıtmıyoruz ama enerji maliyetleri yükselince ona oranla dağıtım maliyeti de yükseliyor. Bu bir okuma bedeli değil. Yapılan yatırımın bedeli, sonuçta o yatırım enerjinin size ulaşması için yapılıyor. Bunun bir bedeli olmalı ifadelerini kullandı. Bak burası çok önemli. Yalnız bir CEO yapmış bunu, açıklamayı. Demiş ki, bu bir okuma bedeli değildir. Yapılan yatırımın bedeli diyor. Sonuçta o yatırım enerjinin size ulaşması için yapılıyor. Bak, şimdi diyor ki biz bir yatırım yapıyoruz. Sonuçta biz bir yatırım yapıyoruz. Niçin yapıyoruz bunu? Enerji size ulaşsın diye. Ya güzel kardeşim, sevgili CEO'm neyse. Sen bana bedava mı veriyorsun bu hizmeti? Yani yatırım yapmanı niye ben karşılıyorum? Değil mi? Bana ne senin yatırımından diyebiliriz mesela. Bizi ilgilendirmiyor ki sen zaten bir satış yapabilmek için bir yatırım yapmak zorundasın.
Yani şimdi sen bu yatırımı yaptın diye ben sana niye bedel ödeyeyim ki? Neymiş efendim? Enerji bize ulaşacakmış. E zaten sen bana bu enerjiyi parayla satıyorsun. Yani kimse babasının ayrına elektrik vermiyor bize. Enerji vermiyor bize. Biz paşalar gibi kullandığımız miktarın fazlasını ödüyoruz zaten. Doğru mu? Peki ben yatırım bedeline eğer onu da ödüyorsam akıllara iki soru geliyor. Bir, o zaman ben bu şirkete ortağım. Yatırımda eğer benim payım varsa, ki var öyle diyor. O zaman bunun bir bedeli varsa, bu bedeli ödüyorsam ben, o zaman ben bu şirkete ortağım. Demek ki Enerjisa yıl sonunda kar zarar tablosunu çıkarttığında, kar ettiğinde bana kar payımı vermek zorundadır. Olay budur. Şimdi bizi bir avukat, bir böyle bu konuda hukukçu biri varsa lütfen bize yardımcı olsun bu konuda. Dediklerimiz doğru mu değil mi? Yatırım bedeline eğer biz para ödüyorsak o zaman biz bu şirkete ortağız. Öyle bir sonuç çıkıyor. Peki kar ettiğinde bu şirket bize kar payını dağıtıyor mu? Hayır. Peki o zaman burada bir usulsüzlük var. Şimdi daha basite indirgeyelim. Hani CEO'lar belki çok yüksek. CEO nedir bir de? CEO nedir Ezel? CEO nedir? Ha, şirketin yönetim kurulu başkanı sahibi. E niye yönetim kurulu başkanı demiyoruz da CEO diyoruz? Ha? Efendim? İngilizce. E biz Türk değil miyiz kardeşim? Biz İngiliz miyiz? E niye CEO kullanıyoruz Türkiye Cumhuriyeti'nde? Ya yönetim kurulu başkanı bitti gitti madem eğer ona dönüyorsa iş yani yönetim kurulu başkanıysa eğer şirketin sahibi ise yani niye CEO deme gereği hissediyoruz? Yani Amerika'da söylesinler, İngiltere'de söylesinler bize ne? O onların kendi dili. Ha bizim dilimizde yönetim kurulu başkanı demek niye bu kadar? CEO. Ben de ya bir marka zannediyordum hep bunu. Meğer böyleymiş. Peki. Tamam. Peki Sayın CEO. Yani mutlaka siz fırından ekmek alıyorsunuzdur. Aa, sakın ekmek yemiyorum demeyin. Ya mutlaka yiyorsunuzdur. Şimdi fırıncı ne yapıyor abi? Fırıncı da gidiyor. Diyor ki fırıncı yatırım yapıyor. Nasıl bir yatırım yapıyor? İşte diyor ki fırıncı ben diyor burada bir ekmek satışı gerçekleştireceğim. Ekmek satacağım buradaki yere. Önce ne yapıyor? Hemen bir araştırma yapıyor. Değil mi? Mahallede hangi tarz ekmek gider? Pide mi daha çok gider? Lavaş mı gider? Somun ekmek mi gider? Bu bir gider bak. Araştırma yapıyor. Sonra dükkanı alıyor veya kiralıyor. Yani bir bedel ödüyor. Yani anlayacağın sevgili CEO, fırıncı bile yatırım yapıyor. Mesela un alıyor, yatırım yapıyor. Stokluyor biraz. Yani elinde kalsın. Değil mi? Bu bir yatırımdır. Şimdi sevgili CEO sen gidip ekmek aldığında, bir tane ekmek aldığında, şimdi sana fırıncı onun üzerine yatırım bedeli koysa, ki bugüne kadar hiç koydu mu? Yani bunu nasıl açıklayacaklar bize? Gerçekten bu açıklama çok talihsiz bir açıklama olmuş. Eğer doğruysa bak yani doğruysa. Şimdi eğer böyleyse bu iddia şimdi olarak konuşuyoruz. Sosyal medyada özellikle internet sayfasında ensonhaber.com sayfasında böyle bir haber vardı. Bak görüyorsunuz okuyorsunuz. Yani biz bunu bir yerlerden yazmıyoruz. Şimdi ekmeğe eğer fırıncı yatırım bedelini ilave etmiyorsa elektrik kurumunun da bana elektriği parayla satmasına rağmen yaptığı yatırımların bedelini bana niye yüklüyor? Ha tamam yüklüyorsun, beni ortak ediyorsun. O zaman kar tablosundan bana pay vermek zorundadır. Hukukçular lütfen, sevgili hukukçular bu konuda bizi lütfen aydınlatır mısınız? Yani bu konuda vatandaşın hakkı var mıdır? Eğer bu açıklama doğruysa, biz yatırım yapıyoruz kardeşim, yatırım bedelidir diyorsa, biz bu şirkete otomatikmen sonuçta bir katkı sağlıyoruz. Ortağız. Ya belki %1'lik, belki %0 nokta bilmem kaçsa ama sonuçta ortağız. Bu yatırıma ben de para ödüyorum çünkü. O zaman ben ortaksam abi, yıl sonunda kar zarar tablosu çıkartıldığında o zaman biz karımızı istiyoruz sevgili Enerjisa
yetkililere. Umarım bizleri dinliyorsunuzdur, izliyorsunuzdur. Eğer bu konuda yapmak istediğiniz bir açıklama varsa, eğer yanlış bir bilgilendirme varsa lütfen bizleri aydınlatırsanız, cevap hakkınızı kullanmak isterseniz bu konuda sonuna kadar ekranlarımız açık, manşet programı açık, cevap hakkını kullanmak isteyebilirsiniz. Ben internet haberleri, internet sayfalarında çıkan haber üzerine böyle bir düşünceye karşılık fikrimizi söyledik, sosyal medyada da paylaştık. Şimdi Mahmut Yılmaz da demiş ki, manavdan sebze alım eve mi getirdiği için ayrı bir ücret talep etsin, ne kadar saçmaya demiş, değil mi? Yani şimdi biz fırıncı örneğini verdik, bakkal da örneği verebiliriz. İşte ne bileyim, su. Suda almıyor mu acaba ya? Su yok öyle bir şey değil mi? Yatırım bedeli, okuma bedeli. Peki bir de şu var sevgili CEO. Madem bu bir yatırım bedeli, niçin oradan okuma bedeli diye yazıyorsunuz faturada? Yani bu da ayrı bir suç değil midir? Ya kandırıyorsunuz demek. Okuma bedeli. Hayır efendim, yatırım bedeli. Ben okuma bedeli ödüyorum. Yani niye okuyoruz? Nasıl okuyorsa sen zaten maaşlı. Yani bir de onun için mi para ödüyoruz? Bak nereden bakarsan bak tutarsızlık var bu işte. Umuyorum, diliyorum. Sevgili elektrik kurumu bu konuda hani faturayı ödemediğinizde nasıl kesiyorsa, kesin kararlı bir şekilde lak diye kesiyorsa, ben de bence net tavrını ortaya koymalı, vatandaşa da kar payını dağıtmalı. Bence hükümetin, bence devletin, bence Enerji Bakanlığı'nın bu konuda devreye girmesini, ya bu okuma bedellerini iptal edip geçmişe dönük vatandaşa geri ödemesini, hadi yapamazsınız tamam ama faturalarında mahsup edebilirsiniz. Bence bunu yapın. Yoksa vallahi hepimiz çıkarız, kar payını isteriz deriz yani. Bu bizim hakkımız, bu anayasal hakkımız. Eğer ben yatırıma ortak oluyorsam kar zararında ortak olmuşumdur. Zararında nasıl benden alıyorsa karında da bana kar payını dağıtmak durumunda olur. Ortaya böyle bir sonuç çıkıyor. Kime göre? Sayın CEO'nun yapmış olduğu bu açıklamaya göre. Evet. Ben de buranın CEO'su mu? Ezel Ali benim şey. Çakar lambam nerede? Ya biz en azından önümüzdeki hafta inşallah Ezel'cim oraya çakarlı lambayla gireceğiz, tamam mı? Öncelikli geçiş üstünlüğü vardır diye. Efendim? Anlamadım. Anlamadım Ezel. Yok, o yansıma olmaz. KJ'nin üzerindeki gidip gelenden bahsetmiyorum. Mavi ve kırmızı ışık olacak. Böyle hani polis lambası vardır üzerinde, bir de şey vardır ya. Oradan birinden kesin abi, oraya koyun, yerleşin. Çup 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 böyle. Bir zamanlar şey vardı, kara şimşek vardı. Huf huf yapardı. Herkes arabasını ondan taktırmıştı, hatırladınız mı? Efendim? Yaptıran da vardı, arabasına da yaptıran vardı. Evet. Evet. Neydi o günler Ezel? Şimdi Mahmut Yılmaz, ağzınıza sağlık abim ya demiş. Valla ben sosyal medyamda da paylaştım. CEO'ya dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım ama yani şimdi CEO diyorsun. CEO. Yani CEO deyince böyle bir garip oluyorsun. Nedir yani, bir marka mı, bir insan mıdır, nedir? Karşına kim? Gerçekten bilmiyordum. Bak çok ciddiyim. Yani belki cahil diyebilirsiniz bana. Evet öyleydim. Gerçekten bilmiyorum. Ya CEO. İşte şu firmanın CEO'su. Acaba diyordum yani bunun şeyi midir? Ya amblemi olabilir, ne bileyim bir hani şey olur, ne diyorlar Ezel? Maskot olur, maskotu. O tarz bir şeyler bekliyordum ben. Gerçekten öyle, çok ciddiyim. Ya şaka yapmıyorum, bundan çok ciddiyim. Yönetim kurulu başkanına denk geliyorsa veya sahibine denk geliyorsa, yani neden yönetim kurulu başkanı değil? O da ayrı bir soru. Evet, dağıtım bedeli. bu konuyu işledik inşallah. Sevgili elektrik kurumu bu konuyla ilgili bir açıklama yapmak isterlerse, dediğimiz gibi ekranlarımız açık, cevap haklarını kullanabilirler. Evet, hemen yerel gazetelerimize dönüp şöyle bir göz atalım, bakalım neler var. Dedik bugün erken bitireceğiz çünkü siyasi partilerimizin grup toplantıları var aynı zamanda. Şimdi Ezel'cim, dün bir yerel gazetemizin, ben onu gözden kaçırdım. Hatta okumadık, var mı dünkü gazete? Onu da ayrı bir şekilde açar mısın? Şeyle ilgili bir konu vardı, onu konuşmamız lazım.
Şimdi bakın sevgili izleyicilerimiz, bana göre bilmiyorum. Yani ben yanlış gördüğüm için, yanlış bulduğum için dile getirmek istiyorum. Şimdi objektif olmak her zaman için iyidir, güzeldir. Yani bir şey varsa vardır, yoksa da yoktur. Var olanı yok, yok olanı da var gibi göstermek doğru değildir bana göre. Size göre de öyledir büyük bir ihtimal. Büyük bir çoğunluğuna göre de öyledir. Şimdi bir aday tanıtım toplantısı düzenlendi Cumhur İttifakı. Şimdi orada bir ayrıntı vardı. Dün direkt atladık onu. Ama programdan hemen sonra oturup baktığımda o fotoğrafa, fotoğraf yani o anı yansıtmayan bir fotoğraf. O anı yansıtmayan bir fotoğraf olduğu için de manşet de ona göre atılmış. İşte bizim burada amacımız, bakın onun altını bir kere daha çizelim. Yani bizi izleyenler, bizi bilenler bilir. Ne kimseyi kayırırız ne de kimsenin üzerine haksız bir şekilde gideriz. Eğer elimizde bir bilgi varsa, eğer bir delil varsa üzerine gideriz. Ama bunu nasıl yaparız? Yasal çerçevede yaparız. Haklarımızı bilerek, karşı tarafın haklarını bilerek yaparız. Asla hakaret etmeyiz. Asla küçük düşürücü cümleler sarf etmeyiz. Bunu yaparız. Yani bizi bilen bilir. 8 yıldır, 8. yıla giriyoruz. 8 yıldır bugüne kadar çok şükür yaptığımız programlarda bizim ne kadar objektif olduğumuzu herkes az çok biliyor. Bilmeyenler de zaten art niyetlidir, bilmek istemiyordur. Yani eleştirince hemen tavır yapıp karşı tarafta görmeye çalışırlar bizi. Gördük mü Ezel, bulduk mu? Nerede? Efendim? Ekrana ver ama ben burada bir şey göstermek istiyordum Ezel aynı zamanda. Şimdi burada bakın, alan boş kaldı diye manşet atılmıştı. Ben o Ezel, şimdi bak, alan boş kaldı. Bu, bak, ambulanslar var orada. Değil mi? İki tane ambulans var. Ahmet Şafak sahne aldığında biraz daha yakınlaştır Ezel. Evet. Ahmet Şafak orada bir konseri esnasında ne oldu? Biri fenalaştı. Ambulans istedi. Ambulansın biri oraya çağrıldı. Bir tanesi gitti. Bak, ambulans hala orada. Yani bu demek oluyor ki henüz Ahmet Şafak bile sahneye çıkmamış. Peki devam edelim Ezel zoomlamaya. İleri gidelim. İleri gidelim. Sahne tarafına gideceğiz. Sahnede kim var abi? Sahneyi görelim. Sahnede kim var? Sahnede kimse yok. Sahne boş. Sahne boş. Bu bize neyi anlatıyor o zaman? Bir, adaylar daha gelmemiş. Peki protokole dön Ezel. Daha güzel. Sol tarafa dön. Daha güzel görüntü var. Sola dön. Sola dön. Sola dön. Evet. Zoom gir. Bu otobüslerin arkasında protokolün olduğu bölge var. Sağda, sağda. Sağda. Evet, oraya zoom gir Ezel. Sahnenin hemen kenarı. Evet, çok gittin Ezel. Sola gideceksin. Sahnenin sağ tarafı. Sana göre sol tarafı, ekrana göre. Evet, sol tarafa gidelim Ezel. Evet, şimdi sarımsak ve soğan getirelim mi Ezel? Sol taraf. Evet. Şimdi sahneye doğru zoom girelim. Tamam, vazgeçtim. Sahneye doğru zoom girelim. Sahneye doğru zoom girelim. Sahnede boş, değil mi? Sahne boş. Sahnede kimse yok. Yani ne sunucu var? Bak, ne sunucu var? Ne adaylar var? Ne de Allah'ın kulu var. Bizim kameramanlar bile yok. Sağa gel, bak, bizim kamera orada. Dön. Evet, zoomla orayı. Zoomla. O köşede de bizim kameramız var. Ama kameraman yok. Düşünsenize. Yani program başlamış, kameraman yok. Ya böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil. Yani şu fotoğraf sevgili izleyicilerimiz, aç, biraz daha aç. Şu fotoğraf Cumhur İttifakı Mersin'de soğuk duş etkisi yarattı demek gerçekten bence çok acımasız olmuş. Yani çok acımasız olmuş. Hani bu bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitingi de olabilirdi, aynı tavrı koyardım. İşte bir HDP'nin de olabilirdi, aynı tavrı koyardım. Şimdi vara yok, yoka var dersek inanın ki çok büyük sıkıntılar yaşarız. Ya yani hoş değil. Güvenilirliğimizi kaybederiz. Bak, daha insanlar yeni yeni geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Daha Ahmet Şafak konseri başlamamış. Daha sahnede kameramanlar bile yok. Bizim kamera, biz de oradaydık çünkü. Kameramanlar yok. Kameralar var, kameramanlar yok. Sahnede sunucu bile yok.
Yani sunucu orada yok. Sahne boş. İnsanlar az bir şey gelmiş oraya. Yavaş yavaş geliyorlar. Daha program başlamamış. Çünkü öncesinde konser vardı. Şimdi bir de Ezel'cim, bizim görüntülerden o konser görüntüleri vardı. Onlardan da bir iki görüntü verelim, bir iki kare verelim. Yani sonuçta insanlar bunu canlı yayında izlediler, değil mi? Yani herkes bunu canlı yayında izledi. Canlı yayında orada yani kalabalık yeterli değil, onu tartışmıyorum bile. Evet. Bir de sahne tarafından, buyur. Haydi dur burada Ezel. Dur. Bak Ahmet Şafak'tan önce gel. Şimdi bak. Şeye dönecek Ezel. Tamam burada dur. Bak şimdi. Görüyor musunuz? Yani eğer başka bir şey dersek bakın sonuna kadar gidiyor. Yani giriş yapılan yer. Yani köprü, Müftü Köprüsü'nün oraya kadar dolu. Biliyorsunuz Müftü Köprüsü'nden 100-200 metre biraz daha içeride polis koridoru var. Girişler için kontrolün yapıldığı o noktaya kadar dolu. Şimdi peki bunun izahı nasıl olacak? Yani bu mu doğru yoksa fotoğraf mı doğru? Şimdi bu kadar insan varken ay bunlar yok gelmedi az demek ne kadar doğru? Bunu da kamuoyunun takdirine bırakalım diyoruz. Bizim amacımız burada hani dediğimiz gibi kim olursa olsun burada hangi siyasi parti olursa olsun işte çok veya az göstermek yerine çoksa çok, azsa az demeyi tercih etmektir. Bu nedenle bence doğru bilgi olarak böyle görmek lazım ki zaten canlı yayınlandı değil mi? Yani canlı yayında insanlar gördü. İnsanlar bu tabloya baktılar, gördüler. Birçok fotoğraflar da paylaşıldı ama dediğimiz gibi bunu böyle açıklamakta fayda gördüm. Kimse alınmasın, gücenmesin. Evet, devam edelim Ezel'cim o zaman. Bak işte bir de bayrakların indirilmiş hali, daha bayraklar kaldırılmamış hali de var. Ya o yüzden bence şey yapmayalım diye düşünüyorum. Bak Jimmy ile gidiyor işte. Akıyor Jimmy. Görüyor musunuz? Eğer program başladığında kameramanlar genelde kamera başında olurlar. Yani sahnede gösterilen fotoğrafta daha sahne bomboş, kameramanlar bile yoktu. O yüzden bu düzeltme bence sağlıklı oldu diye düşünüyorum. Evet devam edelim o zaman biz hemen. Bir kere daha hatırlatalım. Bugün siyasi partilerimizin, Milliyetçi Hareket Partisi hariç tüm siyasi partilerimizin grup toplantıları var. Onları sizlere canlı olarak İçel TV ekranlarından aktaracağız. Haberci Gazetesi ile devam edelim. Haberci Gazetesi CHP'den Toroslara HDP'li aday diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Toroslara HDP'li aday demiş. Mersin'in iki ilçesinde HDP ile dirsek temasında olan Cumhuriyet Halk Partisi Toroslar ilçesi için HDP'den milletvekili adaylığı başvurusunda bulunan Profesör Doktor Ahmet Özer'i aday göstermeye hazırlanıyor demişler. Kocaman Tarsus'ta cana yüklendi. İyi Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İyi Parti adayı Burhanettin Kocaman Tarsus ziyaretinde rakiplerine yüklendi. Kocaman birileri Mersin'de şöyle bir yaygara koparmaya çalışıyor. Yıllarca birlikte yürüdüğümüz, bizim verdiğimiz hizmetlerle eskiden gurur duyduğunu söyleyenler bugün Tarsusluları geldiği yere geri göndereceğiz gibi adice bir sloganla yola çıktılar dedi demiş Sayın Başkan. Ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan da bekleyen projeler hayata geçsin açıklamasına yer vermiş. Mersin'in bekleyen yatırımlarını bir kez daha gündeme getirdi. Kızıltan genel bütçeye aldığından fazlasını veren Mersin'in havaalanı, yeni konteyner limanı, Çeşmeli Taşucu Otoyolu, Seka Limanı'nın özelleştirilmesi ve turizm bölgelerinin tamamlanması gibi projeler için çözüm beklediğini söylemiş bu arada. Ve Tarsus'un zeytin ve salamura yaprak kazancı artacak. Dün de sizlere aktarmıştık canlı olarak da pazar günü vermiştik. Dünkü programımızda da yine bu görüntüleri sizlere aktarmıştık. Eshab-ı Kehf civarlarında, Eshab-ı Kehf'in hemen arkasında zeytin ve salamura yaprak tesisi açılışı gerçekleştirmişti Mersin Büyükşehir Belediyesi. Evet bir kere daha hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Üretici perişan haberine yer vermiş gazete sevgili izleyicilerimiz. Türkiye'nin narinci ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Mersin'de son iki ayda peş peşe gelen aşırı yağışlar ve meydana gelen fırtınalar üreticiyi perişan etti. Hasat için bekleyen narinci kötü hava koşulları nedeniyle dalında çürüyerek yere döküldü. Hasat alamayan üretici
yanmış vaziyetteyiz. Devlet büyüklerimizden borçlarını ertelemesini istiyoruz, yardım bekliyoruz diyerek devletten yardım istedi. Ve 3000 kişi istihdam fırsatı denmiş. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı ortaklığında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Mersin'de aralarında bulunduğu 12 ilde yürütülen Mahireller projesi kapsamında toplam 3000 kişi istihdam edilecek. Hazır konu istihdamdan açılmışken dün yine ulusal haberlerde şöyle bir haber geçti. Özellikle İşkur sevgili izleyicilerimiz, işsizlik maaşı alanlara aynı zamanda bir takım eğitimler veriyor, kurslar düzenliyor. O kurslara gidenlere de ayrıca 1000 lira daha bir nakdi yardım gerçekleştiriyor. Yani aslında işsizlik ücretinin maaşını 2000 lira diye olarak hesapladılar. Hatta dün 3000 liraya tekabül ediyor diye bilgi verdiler ama hani işsizlik maaşı belli dönemler, belli süreler ve belli aylar çerçevesinde veriliyor. Yani herkes 3000 lira, herkes 2000 lira almıyor. Pardon. Herkes işte kimisi 8 ay alıyor, kimi 9 ay alıyor, kimi ya o değişiyor aslında ama bunu en yüksek bazdan almışlar. 3000 liraya tekabül ediyor işsizlik maaşı diye haber geçmişti. Bence bu konuda dün ayrıntıları biraz irdeledik. Şöyle bir durum. İşsizlik maaşı alanların aynı zamanda İşkur'a kayıtlı olması şartı aranıyor ki zaten işsizlik maaşı alabilmesi için de bence İşkur'a zaten önceden bir kaydının olması lazım. Kayıt olma şartı aranıyor ve işsiz olan 15 yaşından büyük herkes müracaat edebiliyormuş. İşkur'un düzenlemiş olduğu bir takım kurslar varmış, eğitim programları varmış. Şimdi o eğitimleri, o kurslara gidenlere röportaj yapmışlar. Onlar da şunu anlatıyor. Bence çok iyi bir proje, iyi bir çalışma eğer böyleyse tabii ki. İşte diyor ki, bakın diyor, hem işsizim, işsizlik maaşını alıyorum, hem de kursa gidiyorum. Yeni bir vizyon yüklüyorum kendime. Yeni bir görev alabilmek için yeni bir iş alanında eğitim görüyorum. Bu da benim için gelecekte iş aramamda bana büyük katkı sağlayacak. Farklı alanlara da yönelebiliyorum. Bunun da eğitimini alıyorum. Şimdi diyor, ben bu eğitimi almaya gitmiş olsaydım para ödeyecektim. Ama şimdi İşkur, devlet bize buraya geldik diye, bu eğitimi görüyoruz diye hani günlük şey veriyorlar ya, harçlık. Onun toplamında 1000 lirayı buluyormuş. Yani eğer bilginiz yoksa, işsizlik maaşını alan arkadaşlarımız varsa lütfen İşkur'a bu konuyla ilgili bilgi alsınlar. Ve eğer kriterleri de uyuyorsa bence bu programlara katılsınlar. Evet, onu da aktaralım. Devam ettik Mersin Gazetesi ile. Mersin Gazetesi de Sayın Kızıltan, Mersin net ihracatçı bir kenttir diyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin'in ihracatı ithalatından fazla olan, cari açığı olmayan, oluşturduğu katma değerle net ihracatçı bir kent olduğunu belirterek Marmara'ya sıkışan ekonomimizin aradığı yeni ekonomi bölgesi, gelir dağılımını adil hale getirecek, zenginliği Anadolu'ya yayacak yeni ekonomi bölgesi burasıdır açıklamasına yer vermiş. Tarım bölgemiz ve insanımız için çok önemli diyor. Tarsus ilçesinde hizmete giren Zeytin Yaprak Salamura Tesisinin açılış törenine katılan Kocamaz, Tarsus Belediye Başkanlığı döneminde ve Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden itibaren yıllardır Tarsuslu vatandaşların taleplerine cevap vermeye çalıştıklarını söyledi. Aşırı yağış ve fırtına narenciyeyi dibine döktü. Üretici perişan demişler. Türkiye'nin narenciye ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Mersin'de son 2 ayda peş peşe gelen aşırı yağışlar ve meydana gelen fırtınalar hasat için bekleyen narenciyeyi dalında çürüterek dibine döktü. Dalında 45 kuruşa sattıkları portakal ve mandalina'nın büyük kentlerde 3-5 lira arasında tüketiciye sunulmasından yakınan narenciye üreticisi, aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle ürünlerin dalında çürüyüp dökülmesi karşısında devletten borçlarına yapılandırma ya da bir yıl erteleme istiyor. Evet, narenciye kenti Mersin'de üreticilerimiz, seracılarımız gerçekten büyük sıkıntılar yaşadılar. Dün de dile getirdik. Hatta daha önceki günlerde de dile getirdik. Antalya'ya yapılan o yardımların Mersin'e de yapılması gerektiğini, Mersin'deki üreticinin de bundan faydalanması gerektiğini, bunun için de hükümet yetkililerinin,
devletimizin bir an evvel el uzatması gerektiğini dün de dile getirmiştik. Ve zaten biliyorsunuz üreticiler en büyük sorunu, en büyük sıkıntısı işte dalında çok ucuz, yani çok komik rakamlarla satışa el sıkışılırken bakıyor ürettiği malı tezgahta 3 liraya 5 liraya görünce tabii ki üretici ayrı bir hayal kırıklığına uğruyor. Ya bütün çilesini çeken, bütün eziyetini çeken üretici ama kazanan hiçbir zahmet almadan ve hiçbir zahmet içinde bulunmayan aradakiler kazanıyor. Hem de yani %100'lük bir karla. İşte zaten böyle bir sıkıntı içerisinde bir de doğal afet yaşadı üretici. Doğal afetten de böyle bir darbe yiyince iki darbeyi birden kaldıramıyor tabii ki üretici. Bu yüzden biz diyoruz ki doğal afet yardımından Mersin'in de, Mersin'deki üreticilerin de faydalanması gerekiyor. Mahireler projesiyle 3000 kişi istihdam sağlanacak denmiş bu arada. TOP öncülüğünde TEPAV ortaklığında aralarında Mersin'de bulunduğu 12 ilde hayata geçirilen Mahireler projesiyle 30 bin kişinin mesleki becerisi belirlenecek, 15 bin kişinin mesleki yetkinlik belgelendirilecek ve 3 bin kişiye istihdam sağlanacak denmiş. Bununla ilgili haberimiz var. Ayrıntıları öğrenmek isteyen, merak edenler için de hemen haberimizi izleyelim. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde gerçekleştirilecek Mahireller Projesi Mersin'de de hayata geçiyor. Proje Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TEPAV ortaklığında Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerindeki ticaret ve sanayi odaları işbirliğinde uygulamaya geçirilecek. 2 yıl sürecek olan ve 3000 kişinin istihdam edilmesinin hedeflendiği Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Mahireller Projesi Mersin'de Mersin Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği ile yürütülecek. Projenin yerel oda koordinatörü Sinem Çam projenin detaylarını anlattı. Projemiz Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu MADAT olarak bilinen güven fonu tarafından finanse edilmekte. Projemizin süresi 24 ay, 2017 itibariyle başlamış bir proje. Projemizin 12 uygulama ili bulunmakta. Bunlar Adana, Bursa, Antep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa. Bu projemizde hedef kitlemiz uygulama ile az önce saydığım illerdeki vatandaşlarımız ve geçici koruma altındaki Suriyeli bireyler. Proje ortağı odalarda az önce bahsetmiş olduğum illerde bulunan ticaret ve sanayi odaları 12 ildeki. Peki Mahireller Projesi'nin amacı nedir? Projemizin amacı mevcutta mesleki becerisi bulunan fakat bunu belgelendirme fırsatı bulamayan kişilerin mesleklerinin belgelendirilmesi ve istihdam edilebilirliklerini artırmaktır. Projemiz Türkiye Odalar Borsalar Birliği Koordinasyonu ve TEPAV İşbirliği ile bu 12 ildeki yerel odalar, ticaret ve sanayi odaları tarafından yürütülmekte. Projemizin faaliyetlerine gelecek olursak, mevcutta ilimizde bulunan bireylerin genel itibariyle sahip oldukları becerileri haritalandırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın ve geçici koruma altındaki Suriyeli bireylerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, bu bileşende de hali hazırda mesleği bulunan fakat belgesi bulunmayan, mesleği belgelendirilmemiş kişilerin genel itibariyle bir profil analizini yapıyoruz, bir sosyal harita çıkarıyoruz aslında. Bu kişiler ne tür mesleklere sahip? Bunun için de bir anket uyguluyoruz. Mersin özelinde toplam yaklaşık 800 kişiye anket uygulaması gerçekleştirdik ve hali hazırda da devam ediyor bu uygulamalar. Toplam 12 ilde toplam 30 bin kişiye kişinin mesleki beceri haritasını çıkarması hedefleniyor. Bu 30 bin kişi içerisinden 20 bin kişinin mesleki yeterlik kurumunun belgelendirme sınavlarına girmesi hedefleniyor. Bu 20 bin kişi arasından da 15 bin kişinin mesleki yeterliklerini belgelendirmesi hedefleniyor. Bu 15 bin kişi içerisinden de 3 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.
Peki Mahireler projesinden kimler yararlanabilir? Hali hazırda bir mesleği olan fakat mesleğini belgelendirme fırsatı bulamamış kimseler, çalışan veya çalışmayan kimseler, hali hazırda bu sene mezun olacak meslek lisesi öğrencileri, mezunlar yararlanabiliyor. Aslında herkes yararlanabiliyor Mahireler projesinden. Projeye ilişkin Mersin'de ticaret odamız bünyesinde 3. katta faaliyet gösteriyoruz. Her zaman bize ulaşabilirsiniz. Evet, proje işte bu amaçla Mersin'de istihdama katkı sağlayacak. Çukurova Gazetesi ile devam edelim. Üretici yapılandırma ya da erteleme istiyor haberine yer vermiş logo üzerinden. Bu tesis tarsusların yüzünü güldürecek demişler sevgili izleyicilerimiz. Aktarmıştık sizlere. Zeytin Yaprak Salamura tesisinin açılışı gerçekleşmişti. 3000 mahirel istihdam edilecek haberine gazetede yer vermiş. Mersin için 41 yeni istihdam hedefi demiş. Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme fırsatı bulduklarını dile getiren MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin'in 2019 yılı istihdam hedefinin 40 bin yeni istihdam olarak belirlendiğini belirterek bu noktada Mersin iş dünyası olarak en zor zamanlarda bile istihdam şampiyonu olduk. Bu çabaya devam ederek bu hedefi yakalayacağız. Yeter ki bunu sağlayacak, önünü açacak yatırımlarımız yerine gelsin demişler. Evet, ve Mersin'in enflasyonu %1.72 arttı haberine yer vermişler. Devam ediyoruz farklı bir gazeteye. Yeni Güney gazetesi meteorolojiden ödüllü fotoğraf yarışması gerçekleştirilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü etkinlikleri kapsamında Güneş, Dünya ve Hava konulu fotoğraf yarışması düzenleyecekmiş. Ve üretici perişan oldu haberine yer vermişler. Mersin ihracatçı bir kent haberine yine gazete yer vermiş. Yayaya yol yok. Maalesef bu kentimizde çok sıkça karşılaştığımız bir durum. Abdullah arkadaşımız da haberini yapmış. Mersin'de araçların sorumsuzca abuk subuk park edilmesi yayaları zor durumda bırakıyor. Yaya kaldırımında araçları görmek mümkün. Ve maalesef ne yazık ki hani hem araç işgaline giriyor yaya kaldırımları hem de bazı esnafların dükkanlarını teşhir etme noktasında kaldırımlar kullanılıyor. Bu arada hani bazı dükkan sahipleri var. Dükkanların önüne arabalar park etmesin diye hani caddeye olan yerde, kamuya açık alanda dubalar koyuyorlar veya işte tenekelerin içine betonla bir şeyler koyuyorlar kimse park etmesin diye. Bu bir suçmuş arkadaşlar. Mahkeme böyle bir şeyde bir dükkanı bir avukata denk gelmiş. İşte bak bir avukata denk gelmesi herkesin işine yaradı. Sıradan bir vatandaşa geldiği zaman kavga çıkıyordu. Avukat aracını park etmek istemiş, dükkan sahibi oraya park edemezsiniz demiş. Dubalar koymuş, dubaları çektirmeye çalışmışlar. Hayır efendim park edemezsiniz, bizim araç gelecek falan filan demiş. Tabii avukat olmaz demiş, burası kamuya ait bir yer. Yani herkesin faydalanabileceği bir yer. Sen buraya benimdir parselleyemezsin, öyle bir şey yapamazsın diyor. Zaten biliyorsunuz daha önceden böyle zabıta hemen bu tür şeyleri kaldırtıyordu. Şikayet halinde hemen kaldırtıyordu. İkinci uyarıda uyarısız hemen para cezası kesiyordu dükkanlara. Şimdi artık mahkemeler tarafından da emsal karar oluşturduğu için para cezası oluyor arkadaşlar. Sevgili dükkan sahipleri, dükkanlarınızın önüne caddeye duba koymak suç oluyor. Bunu söyleyelim. Hemen bir şikayet halinde direkt istisnasız para cezasıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Çünkü avukat hanım bu konuyu mahkemeye taşımış. Mahkemede avukat hanımın lehinde karar vermiş ve hiçbir kimsenin kamuya ait bir yerde parselleyemeyeceğini dile getirdi ve o dükkan sahibine para cezası kesmişti. Şimdi aynı şey Türkiye için geçerli. Emsal karar olduğu için bu yüzden bence dükkan sahipleri artık dükkanınızın önünde duba veya işte reklam tabelaları gibi şeyleri bırakmayınız. Suç oluyor. Şikayet olduğu takdirde de hemen para cezası gerçekleştiriliyor. Benden söylemesi ve galiba 500 lira gibi bir rakam.
Evet, Akdeniz Gazetesi Afrin Şehidi için Mevlid okutuldu haberine yer vermiş logo üzerinden. Anamur ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen piyade Sözleşmeler Halil İbrahim Şık için Mevlid okutuldu. Kanser ilacı neden bulunmuyor diye bir haber yapılmış. Kanser ilaçları başta olmak üzere şeker ilacı, tansiyon ilacı, kalp ilacı ve felçli hastaların kullanması gereken ilaçlar gibi hayati önem arz eden birçok ilacın eczanelerde bulunamadığı iddialarını meclis gündemine taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle meclis başkanlığına verdiği soru önergesinde yaşamsal öneme sahip tansiyon, kanser, felç, kalp ilaçlarının ve aşılarının bulunmamasının nedeni nedir? Bunun sorumluları kimlerdir? Bu kadar hayati önem arz eden ilaçlar neden bulunmamaktadır diye sormuşlar. Bakalım bu konuyla ilgili nasıl bir cevap gelecek Sağlık Bakanlığı'nda. Üretici perişan haberine gazetede yer vermiş. Büyükşehir ve Toroslar Milliyetçi Hareket Partisi'nde kalacak denmiş. Cumhur İttifakı'nın Toroslar Belediye Başkanı adayı Milliyetçi Hareket Partili Atsız Afşin Yılmaz açıklamış. Herkesin başkanı olmaya adayım diyor Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Vahap Seçer. Ve Mersin İMC gazetesi de gürültü, görüntü demişler. Kirliliğine devam demişler. Seçim otobüsü trafikte ağır ağır ilerlerken Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda araç kuyruğu oluştu denmiş bu arada. Her seçim döneminde yaşadığımız, bu seçimden öncesi de müzikleri son ses açan partilerin seçim araçları gürültü kirliliği yaratmaya devam ediyor demiş gazete haberinde. Narenciye üreticisi perişan haberine yer vermiş yine Mersin İMC gazetesi. Ve devam ediyoruz. Tarsus Express gazetesi Allah devlete zeval vermesin diyor. Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal'ın gayretleriyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla geçen yıl Tarsus'ta ihtiyaç sahibi 97.718 kişiye 49.770.000 lira yardım yapıldı denmiş. Ve Başkan Can'a Ova mahallelerinde sevgi seli. Başkan Can Cumhur İttifakı ile Tarsus'u hem ekonomide hem de istihdamda ayağa kaldıracağız açıklamasına yer vermiş. Ve devam ediyoruz. Tarsus Yeni Doğuş gazetesi de sevgili izleyicilerimiz Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı 1 yıllık faaliyet raporunu açıkladı. Tarsus'ta en çok yardım alan mahalle Gazi Paşa Mahallesi olmuş. Tarsus Dedeler Mahallesi Zeytin Yaprak Salamura Tesisinin açılışı gerçekleştirildi haberine yer vermiş. Başkan Kocamaz tarım bölgemiz ve insanımız için çok önemli bir tesis açıklamasına yer vermiş. 472 dairelik toplu konut projesinin temeli törenle atıldı. Tarsus Bölgesi Belediyesi tarafından toz koparan Zahit Mahallesi'nde yapımı planlanan 472 dairelik toplu konut projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Şimdi bir de şey vardır mesela arkadaşlar, işte toplu konutlar yapılır, işte TOKİ yapar. Nedir? İşte dar gelirli vatandaş için ev sahibi olma fırsatı verirler. Ama dar gelirli vatandaştan ziyade zenginler, yine parası olanlar yatırım olarak satın alıyor. Yani bir tane değil, iki tane değil, üç tane değil, dört tane. Böyle daha fazla yatırım amaçlı. İşte bu konunun da takipçisi olmak lazım. Yani gerçekten dar gelirli, ya şart getirmek lazım bence. Yani o şartlara haiz, gerçi onu da geçiyoruz değil mi? Yani her türlü bir şekilde katakulliye getirebiliyoruz. Nedir? İşte dar gelirli bir vatandaşın üzerine alabiliyorsun. Bilmem onu gösterip yapıp, yani valla biz de gerçekten aslında zeka çok ama belli bir kısmımız bu zekayı yanlış yönde kullanıyor. Ama zeki insanlarız bak. Yani bu konuda kesinlikle eminim. Türk insanı zekidir. Ama işte bu zekasını belli bir kesim, belli bir zümre maalesef ve ne yazık ki kötü amaçla kullanıyor. Yeni Haber gazetesi limona teşvik primini alamadı. Limon teşvik primini alamadı ama yine de seçildi diyor. Pazar günü yeniden Ziraat Odası Başkanı'na seçilen Rasim Şahin, limona teşvik primini alamadı ama yine de seçildi diyor. Rasim Şahin siyasi aktifliğini göstererek hükümetten limona ihracatı teşvik primini alamadı ama çoğu limon üreticisi olan
delegelerce yeniden oda başkanlığına seçilmesi şaşkınlık yarattı denmiş bu arada. Vahap Seçer vatandaşla inatlaşmayacağız demişler. Sokak ekonomisi dünyada 2 milyar istihdam sağlıyor denmiş bu arada. Ve devam ediyoruz. Yeni Ses gazetesi Başkan Kocamaz'dan Tarsun kırsal mahallelerine çıkarma gerçekleştirilmiş. Vahap Seçer herkesin başkanı olmaya adayım açıklamasına yer vermiş. Başkan Tepebağlı'dan ikinci yarı yıl mesajı verilmiş. Borsa'dan uygulamalı girişimcilik eğitimleri verilmeye başlanmış. Onunla ilgili haberlere yer vermiş gazete. Evet ve böylelikle yerel gazete turumuzu da noktalamış olduk. Hemen Ali Gürkan Şamiloğlu'na gidiyoruz ve Mersin gündemine dair bilgileri alıyoruz. Merhaba, günaydın. İçel TV seyircilerine ve İçel FM dinleyicilerine sağlıklı, mutlu bir gün dileyelim ve bugünün de keyfini çıkartalım. Tabii ilerleyen dakikalarda sevgili Tuğba hava durumu ile ilgili ayrıntılı bilgileri verecek ama şu anda hava oldukça güzel. Dün de güzel, bugün de güzel, yarın da güzel olacak gibi gözüküyor. Hava güneşli, serin. Mayıs çiçeklerinin çeşitli yerlerde açtığını görüyoruz trotuarlarda ve eğer tabii daha çok Yenişehir ilçesinde ve Toroslar'da kaldı mahalle arasındaki yeşilliklerde mayıs çiçeklerinin çıktığını da görüyoruz. Bahar öncesi bir hava yaşıyoruz. Bunun da bahar öncesi bu güzel havanın da siyasete, ekonomiye yansımasını da diliyoruz. Şimdi siyasetle başlayalım. Şimdi siyaset çalkantılı bir şekilde devam ediyor. Türkiye'de de Mersin'de de iddialar, özellikle Mersin'de iddialar havada uçuşuyor. Söylemler havada uçuşuyor. Şöyle ki iddialar diyorum. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi Toroslar ilçesinde belediye başkan adayını belirlemedi. Tabii Toroslar ilçesi için HDP ile CHP ortak aday çıkartacak iddiası var. Toroslar ilçesi için Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisinde Mersin Toroslar ilçesi ile birlikte bazı yerlerde tamamen yetkiyi eline aldı. Benim belirlediğim isim olacak. Artık yeter. Şimdiye kadar belirlenmeliydi. Nasıl bir çalışma sisteminde yoğunlaşıyorsunuz diyerek yetkiyi eline aldı. Kılıçdaroğlu belirleyecek iddiası var. Tabii bununla birlikte bu iddia CHP ile alakalı, bununla birlikte AK Parti ile ilgili bir iddia var. Şöyle deniliyor: AK Parti kapalı kapılar ardında AK Parti'nin önde gelen isimleri Mersin'de görüşmeler yapıyorlar. Mersin'de Cumhur İttifakı'nın adayına Sayın Hamit Tuna'ya pek de öyle fazla bir destek vermeyecek AK Parti yerel seçimlerde. Ama AK Parti daha çok belediye meclislerine kendi adaylarını seçtirmek için yoğun bir çaba sarf edecek. Belediye meclislerine yoğunlaşıyor Mersin'de AK Parti diye bir iddia var. Tabii bununla birlikte değerli seyirciler, hareketlilik Mersin'de devam ediyor. Şimdilerde tabii özellikle mecliste grubu bulunmayan partilerin Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'yı Toroslar'daki çalışmaları, Toroslar'ın durumu üzerinden Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını vatandaşların sorgulamasına neden olacak. O partilerin Mersin temsilcileri çeşitli iddialar da, paylaşımlar da sosyal medyada ortaya koyuyorlar. Bu şekilde işte hani tabiri caizse affedersiniz bazen bel altı çalışmalarla, bel altı söylemlerle, iddialarla Mersin'de siyaset giderek hızlanmaya ve ısınmaya başladı.
Şimdi buradan şuna gelelim. Tabii Mersin'deki gelişmelere geleceğiz ama önce bir Türkiye'de ve dünyada neler konuşuyor çok kısaca değinelim. Şimdi seçimler olacak Mart ayında. Şimdi bir çalışma sonucunda belirlendi ki Türkiye'de 12 bin seçilme hakkına sahip kadın sığınma evlerinde yaşıyor. Ve Mart ayındaki seçimlerde 12 bin kadın, sığınma evindeki kadın oy veremeyecek. Bu çok ciddi bir rakam ki sığınma evi, hatta evleri Mersin'de de var, Mersin ilinde de var. Şimdi tabii kadın örgütleri, kadın STK'ları bir çalışma başlattılar. Bu çalışmada tabii bakanlığın bir düzenleme, Yüksek Seçim Kurulu'nun bir düzenleme yaparak 12 bin sığınma evlerinde yaşayan kadının da seçimlerde oy kullanmasının sağlanması için başlattıkları çalışmaya kadın örgütleri destek bekliyorlar ki 12 bin ciddi bir rakam. Şimdi tabii seçimlerde Hatay Valiliği bir karar aldı. Dedi ki Mart ayındaki seçimde Hatay ilinde kamplarda yaşayan, geçici barınma merkezlerinde yaşayan Suriyeliler sokağa çıkamayacak. Çünkü onlara sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hatay ili genelinde mahallelerde, evlerde yaşayan Suriyelilerin de gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları istenecek ve sağlanacak. Tabii bu bilgi sonrasında Mersin'de de böyle bir uygulamanın, gerçi Mersin'de geçici sığınma, geçici barınma merkezi yok ama Mersin ili genelinde kayıt altındaki Suriyelilerin gerekmedikçe sokağa çıkmamalarının sağlanması da sosyal medyada Mersinliler tarafından konuşulmaya başlandı. Şimdi şu sıralarda Türkiye'de Burdur'da Bucak ilçesinde 600 kişi hastanelere koştu. Çünkü 600 kişi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı Burdur ili Bucak ilçesinde. Bu sayının 1000'i geçmesi bekleniyor. Belediye, ilgili kurum ilçeye su vermeyi kesti. İlçenin suyunda bir zehirlenmeye neden olacak bir şeyin bulunduğu yönünde bir çalışma başlatıldı. Tabii şu anda 600 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Şimdi gelelim Mersin'e geçelim. Şimdi Mersin'de Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye geneli enflasyon rakamlarını açıkladı. 2019 yılının Ocak ayına yönelik. Şimdi peki Mersin'de enflasyon rakamları ne? Şimdi efendim sıkı durun. Mersin'de 2019 yılının Ocak ayında, yani 5 gün önceki gerideki ayda enflasyon %22.16. Çok ciddi bir ve yüksek bir rakam. Tabii Ocak ayında Türkiye'de bütün ürünlerin fiyatı yükseldi. Türkiye'de en fazla fiyatı yükselen ürün Charleston biber oldu. Charleston biber Türkiye'de Ocak ayında fiyatı %87.87 artan ürün oldu. Peki Charleston biberin Mersin'de üretilmesine rağmen Mersin'deki fiyatı ne kadar arttı? Türkiye genelinden daha fazla arttı. %99, yani %100 arttı Charleston biberin fiyatı Mersin'de. Şimdi tabii enflasyon rakamları bu. Şimdi Mersin'de göçle gelen Suriyelilerin aktif ve sürekli bir şekilde ekonomiye katılımını sağlamak amacıyla Suriyelilerin mesleklerinin belgelendirilmesi amacıyla ve 3000 Suriyelinin, ki bunların arasında Türkler de olacak bir miktar, iş sahibi olabilmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de 12 ilde uygulamaya konulan, ki bu illerden biri de Mersin, Mahireller Projesi Mersin'de de tanıtıldı. Mahireller Projesi daha çok Suriyelilere hitap eden bir proje. Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve TEPAV tarafından yürütülecek. Bu proje hakkında bilgi almak isteyen herkes Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'na giderek gerekli bilgileri edinebilirler.
Şimdi tabii bunun haricinde neler var diye baktığımızda Mersin'de bakıyoruz. Herhangi bir gelişme olmadığını gördük ve şimdi sözü tekrar Tekin Larşab'a bırakıyorum. Gün içerisinde sizlerle tekrar birlikte olacağız. Teşekkürler. Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na. Ve tabii spor haberlerini de merak ediyoruz. Neslihan arkadaşımızın bizim için, sizler için derlediği spor bültenine yer vermek istiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ve evet, sizi sporla baş başa bırakıyorum. Günler İçer TV izleyenleri, sporun gelişmeleriyle karşınızdayız. Süper Amatör'de lider Toroslar Belediyespor deplasmandan 1 puanla ayrılırken Mersin Ormanspor evinde farklı bir galibiyet aldı. Bol gollü geçen haftanın sonuçları geliyor ekranlarınıza. Kuvayi Milliyespor 1, Gülnar Belediyespor 1, İdman Yurdu 1925 5, Tarsus Belediyespor 2. Erdemli Belediyespor 0, Mersin Büyükşehir Belediye Meski 1, Anamur Belediyespor 1, Toroslar Belediyespor 1, Akdeniz Belediyespor 1, Anamur Muzspor 0, Homurlu 1951 Spor 1, Mersin İdman Yurdu 6, Mersin Ormanspor 7, Tarsus Yıldırım Spor 1. Sonuçların ardından hemen puan durumuna göz atıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meski, lider Toroslar'la puan farkını bu hafta 2'ye indirdi. Lider Toroslar 53 puanda. 51 puanla ikinci sırada bulunan Meski'nin en yakın takipçisi İdman Yurdu 1925, 45 puanla 3. sırada. 4. sıradaki Mersin İdman Yurdu 41, 5. sıradaki Erdemli Belediyespor 40 puanda. 6. sıradaki Tarsus Belediyespor'un puanı 38 iken 7. sıradaki Akdeniz Belediyespor 28 puanda. 8. sıradaki Gülnar Belediyespor'la 9. sıradaki Anamur Belediyespor 27'şer puanda. 10. sırada bulunan Homurlu 1951 Spor 25 puanda. 11. sıradaki Mersin Yolspor'un puanı 24. 12. sıradaki Mersin Ormanspor ve 13. sıradaki Anamur Muzspor 20'şer puanda. Sıralamanın sonunda yer alan iki takımdan Kuvayi Milliyespor 5 puanla 14. sırada yer alırken Tarsus Yıldırım Spor 3 puanla sonuncu sırada. Ankara'da Etimesgut Belediyespor'la karşı karşıya gelen Tarsus İdman Yurdu rakibine 3-0 mağlup oldu. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapamayan Sarı Lacivertlilerin gruptaki düşüşleri devam ediyor. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grubun 20. haftasında Ankara'da Etimesgut Belediyespor'la karşılaşan Tarsus İdman Yurdu rakibine 3-0 mağlup oldu. Etimesgut Belediye Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın 28. dakikasında gelişen ev sahibi ekibin atağında İbrahim Alan atmış olduğu golle Etimesgut Belediyespor'u 1-0 öne geçiren isim oldu. İlk yarı Etimesgut'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısında Tarsus zaman zaman rakip kalede etkili olmaya çalışsa da beraberlik sayısı bulamadı. 70. dakikada Etimesgut penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan İbrahim Alan hem takımının hem de kendisinin ikinci golünü kaydetti. Durum 2-0 oldu. 86. dakikada gelişen bir başka ev sahibi ekip hatağında Burak Çolak Tarsus ağlarına bıraktığı golle maçın sonucunu belirledi. Etimesgut Belediyespor 3, Tarsus İdman Yurdu 0. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Çukurova Basketbol evinde ağırladığı Galatasaray'ı 87-58 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde lider Çukurova Basketbol, Mersin'de konuk ettiği Galatasaray'ı 87-58 mağlup ederek galibiyet serisini ve liderliğini devam ettirdi. Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maçta Çukurova 3. periyotta sayı farkını 30'a çıkardı. Bu arada 3. periyotta skorboard arızalanınca maça bir süre ara verildi. 15 dakikanın ardından maça devam edildi. 4. periyotta da 74-43 önde başlayan Çukurova sahada 87-58 üstün ayrıldı. Mersin'de düzenlenen 2019 yılı sezon açılış 1. etap Bisiklet Türkiye Şampiyonası puanlı yol yarışları yapılan yarışların ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2019 faaliyet programında yer alan ve Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası 1. etap sezon açılış puanlı yol yarışları tamamlandı. 31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında düzenlenen yarışlara 10 kategoride 34 ilden 445 sporcu katıldı. Büyük bayanlar kategorisinde Karaman Ekstrem Bisiklet ve Doğa Sporları Gençlik Spor, genç bayanlar kategorisinde Karaman Duru Bulgur Performans Spor Kulübü, Yıldız Bayanlar kategorisinde Alanya Sami Spor Kulübü Derneği birinci oldu. Büyük erkekler kategorisinde Giresun Lisesi Bisiklet İzcilik Dağcılık Spor Kulübü, genç erkekler kategorisinde Giresun Lisesi Bisiklet İzcilik Dağcılık Spor Kulübü, Yıldız Erkekler A kategorisinde Çatalhöyük Çumra Belediye Spor birinci oldu. Sosyal medyayla devam ediyoruz. Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa gelir gelmez attığı 2 golle taraftarı adeta çıldırttı. Öyle ki daha ilk maçında adına şarkılar yapıldı. Shinji, yardım olma Shinji, hemen Shinji, Shinji, Shinji Kagawa, Shinji Kagawa, Shinji, yardım olma Shinji. İlaç gibi geldin sen bu yaraya, nasıl attın o golleri Kagawa? Her oyuncu bir gün atar gol ama. Seninkiler bir başkaydı Kagawa. Her oyuncu bir gün atar gol ama. Seninkiler bir başkaydı Kagawa. Sosyal medyayı aktif kullananlardan Ricardo Quaresma. Instagram hesabından yaptığı forma çekilişleriyle gündemde olan Quaresma, bu kez dövme yapım aşamasını canlı yayınla paylaştı. Spor Toto Süper Lig. 8 maç, 1 mağlubiyet, 13 puan. Yenilmezlik serisi ise 6. Aytemiz Alanya Spor taraftarları, hocaları Sergen Yalçın'a pankart açmasında ne yapsın? Ah şu Japonlar! Onların birçok huyuna hayranız elbette ama centilmenlikleri hiç öyle yabana atılır cinsten değil. Asya Kupası'nda finalde Katar'a kaybeden Japonya'da futbolcular soyunma odasını temizledikten sonra İngilizce, Arapça ve Japonca teşekkürler notu bıraktı. E ne diyelim, darısı bizimkilerin başına. Bültenimizi üzücü iki haberle sonlandırıyoruz. Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Osman Çakmak'ın annesi soba gazından zehirlenerek hayatını kaybederken takımın ikinci kaptanı Rahmi Özcan'ın annesi Hatice Fevziye Özcan da geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti. Merhumelere Allah'tan rahmet, sporcularımıza ve tüm spor camiasına sabırlar diliyoruz. Gelişmeleri aktardık, hoşça kalın. Evet, teşekkür ediyoruz Neslihan arkadaşımıza verdiği bilgiler için. Ve programımızın sonunda sevgili izleyicilerimiz, ulusal gazetelerle bitireceğiz. Star gazetesiyle devam edelim. Teröre tampon değil, güvenli bölge olmalı demiş.
Kabine toplantısından ABD'ye net mesaj, Suriye'de teröristleri korumak için kurulacak bir tampon bölgeye izin verme istenmiş. Terör ittifakına tepki yağdı. Cumhuriyet Halk Partisi maskeli HDP'li adaylar demiş. Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin ortak belirlediği isimlerin karşısına aday çıkarmayarak ittifaka açık destek verdi. Kandil'in partisi Tunç Soyer, Serdi Dara, Odabaşı, Özgen Nama gibi Cumhuriyet Halk Partisi görünümlü HDP'lileri aday yaptırarak desteğinin karşılığını fazlasıyla aldı demişler. Ve farklı bir gazeteye geçiyoruz hemen. Türkiye gazetesi Batı kan istiyor. ABD ve Avrupalı ortakları Maduro'yu devirmek için Venezuela'yı iç savaşa sürüklüyor haberine yer vermiş. Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki, güleceğine halini ağla demiş. Devlet Bahçeli Tunç Soyer konusunda Milliyetçi Hareket Partililere gülüyorum diyen Ortaylı'ya sert çıktı. Kurtulmuş deşifre oldular diyor. Cumhuriyet Halk Partisi HDP ittifakı gün gibi ortada. AK Parti'den HDP ve CHP yollaştığına tepki verilmiş. Hemen farklı bir gazeteye geçiyoruz. Yeni Şafak gazetesi Cumhuriyet Halk Partisi HDP İyi Parti ortaklığı şehitlerin kemikleri sızlıyor demiş. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifakı terörle mücadeleye ağır darbe vururken kamu vicdanını yaralıyor. Üç parti İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerde ortak çalışmalar yürütüyor. Şehit yakınları ve gaziler, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve HDP ittifakı canımızı PKK'dan daha çok yakıyor diyerek feryat ediyor denmiş haberde. Ve Akşam gazetesi de eve dönüş formülü diyor. Akşam Cerablus'a girdi, değişimi yerinde gördü demişler. Türkiye'nin terörden arındırdığı Cerablus ve Afrin'e dönen Suriyeli sayısı 300 bini aştı. Bu dönüş güvenlik, eğitim, sağlık ve ticaret formülüyle sağlandı denmiş. Ve son gazete Orta Doğu gazetesi. Asıl niyet nükleer savaş diyor. Türkiye savunmasız. Amerika hizaya sokmak istediği ülkeleri mini nükleer silahla vurmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin S-400 gibi yüksek irtifa hava savunma sistemleri edinmesi aciliyet kazandı denmiş haberde. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Bugün siyasi partilerimizin grup toplantılarını sizlere canlı olarak aktaracağız. Yarın saatler 08'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak istiyoruz. Görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın. Mandalı, sarı zeybeğim, ben Türkiye'yim. Taşan, coşan Türkiye. Ben harmandalı, sarı zeybek, horon halay, çayda çırayım. Ben Türkiye'yim, ağıtlarla, halaylarla. Dikilen ben, ufuklara sökülen ben, tarih yazıp sayfalara, türkü yakılan ben. Ben Türkiye'yim, sen